Öjenik hareketi, üstün insan ırkı yaratmak. Öjeni, kelime anlamıyla, insan popülasyonlarının genetik frekanslarının kontrollü yönlendirmeyle iyileştirilmesi demektir, yani, insan toplumlarının gen dağılımlarına müdahale ederek, bu dağılımların istenen bir yönde değiştirilmesi anlamına gelir. Bu müdahale, teknik olarak tamamen bilimsel olan bir müdahaledir. Popülasyon içerisinde kimlerin çiftleşip kimlerin çiftleşemeyeceğine bir dış güç tarafından karar verilerek en uygun genetik kombinasyonların yaratılması hedeflenir. Bu sayede, üstün insan ırkının yaratılması amaçlanır. Aslında öjenik düşüncesinin kökleri çok daha eskilere, antik Yunan'a kadar uzanmaktadır. Tam anlamıyla bir savaş devleti olan Sparta'da, sağlıklı ve güçlü doğan erkek çocuklar savaşçı yetiştirilmek üzere eğitime alınırken, sağlıksız bebekler dağlarda ölüme terk ediliyordu. Onlara göre sadece güçlü erkekler hayatta kalmalıydı. Adolf Hitler, bu eleme yöntemlerinden dolayı Spartalıları övmüş ve göklere çıkartmıştır. Romalılar da, benzer bir şekilde uygun bulmadıkları bebekleri Tiber Nehri'nde boğarak öldürürlerdi. Öjeniği ilk defa bilimsel bir tabana oturtup, sistematikleştiren kişi, Charles Darwin'in kuzeni Francis Galton'dır. Galton, fikirlerinin temelini Darwin'in evrim kuramına dayandırmaktadır. Galton, daha zeki insanların, daha az zeki insanlardan daha az çocuk doğurduklarını düşünüyordu. Galton'a göre bu doğumlar kontrol altına alınabilirse, sadece zeki, yetenekli ve sağlıklı insanların daha fazla çocuk yapmasına izin verilebilir, böylece de insanlar sürekli daha zeki ve sağlıklı toplumlara doğru evrimleşebilirdi. Darwin, ömrü boyunca kuzeninin bu fikirlerini sapkınlık olarak değerlendirdi ve çok şiddetli bir şekilde karşı çıktı. Galton, Darwin'e duyduğu sonsuz saygıdan dolayı sesini çıkartamadı ve Darwin'in hayatı boyunca fikirlerini kendi içerisinde yaşadı. Ancak Darwin'in 19 Nisan 1882 yılında ölümünden bir sene sonra, 1883 yılında yazdığı İnsan Fakültesi ve Gelişimi Üzerine Araştırmalar isimli kitabında, öjeni, Yunanca, eugenes, iyi doğan, kelimesini ortaya attı. 1904 yılında ise öjeniği, insanın doğum kalitesini arttırma ve en yüksek avantajı sağlama bilimi olarak tanımladı. Galton'un bu fikrine karşı bir grup elit ise asıl ıslahın, toplumdan zayıfların elenmesi ile sağlanabileceği görüşünü ortaya koyar. Charley Davenport ve Harry Hamilton Laughlin, bu hareketin önderliğini üstlenir. Evrim sürecinde meydana gelen bir aksaklığın sakatlığa yol açtığını, sakatların üstün ırk yaratmanın önünde en büyük engel olduğunu, genetik olarak üstün nitelikler taşıyan kadın ve erkeklerin evlenmeye ve çok çocuk doğurmaya teşvik edilmesinin yeterli olmadığını, kötü özelliklere sahip kişilerin dünyaya gelmesinin de engellenmesi gerektiğini öne sürerler. Görüşleri toplumda önemli ölçüde kabul görür. Yasal dayanağı bulunmamasına rağmen 1899'da Indiana eyaletinde zeka geriliği olan insanları zorunlu kısırlaştırılması, sterilizasyon, başlar. Daha sonra hapishanelerde kısırlaştırmaya geçilir, istimarkadan gelir, misali kanunlar çıkartılmaya başlanır. Davenport, 1904 yılında biyolojik deney istasyonunu kurdu ve 1910'da öjeni kayıtları ofisini hayata geçirdi. İlk kanun 1907 yılında Indiana eyaletinde çıkar ve kalitesiz insanların zorunlu olarak kısırlaştırılması hükme bağlanır. 1930'lara gelindiğinde ise Virginia'daki Western Hastanesi gibi kısırlaştırma merkezleri kurulur. Eğitim düzeyi çok düşük, suyu ve tuvaleti olmayan evlerde yaşayan, hastalıklarla boğuşan fakir insanların henüz 10'lu yaşlardaki çocukları toplanarak bu merkezlerde kısırlaştırılır. Kayıtlara göre, ABD çapında 60 bin insan zorunlu olarak kısırlaştırılır. Öjeni, tüm dünyada hızla yayıldı ve 20. yüzyılın ortalarında en üst noktasına ulaştı. Öjeni, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Kanada, Almanya, Japonya, Çin, İsveç, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Norveç ve İsviçre'de farklı şekillerde hayata geçirildi ve bir nevi uygulandı. Naziler, kalıtımsal olarak hastalıklı zürriyetin engellenmesi kanunu çıkararak bu kanun kapsamında 400 bin kişiyi rızası olmadan kısırlaştırır. Öjeni, bilimsel midir, doğal mıdır? Öjeninin ardında yatan yapay seçilim, elbette ki son derece bilimsel ve evrim üzerinde birebir etkili olan bir uygulamadır.
Yani gerçekten de insanların gen haritaları çıkarılarak, en uyumlu genetik ürünlerin, yavruların, en azından belli başlı konularda istenen özelliklerin elde edilmesi sağlanabilir. Bu uygulama sürekli sürdürüldüğünde, nihayetinde atalarına göre istenen özellikler açısından, zihin, fiziksel kapasite, vesaire, üstün bireyler elde edilebilecektir. Çünkü evrim bir doğa yasasıdır ve yöntemleri oldukça açıktır. İnsan da, sıradan bir canlı türü olduğu için, bütün doğa yasalarına, dolayısıyla da evrime tabidir. Yani insan popülasyonlarını da, tıpkı diğer hayvan ve bitki türleri gibi belirli yönlerde seçerek ve üremelerini kısıtlayarak istediğiniz özelliklere sahip insanlar elde etmeye çalışabilirsiniz. Bu tip bir uğraşı etkileyen birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak, insanı yapay olarak seçebilecek olan tek tür, yine insandır. Dolayısıyla bilim insanları ile deneklerin ömürleri birbirine hemen hemen eşittir. Bu da, çok uzun süreli uğraşlar demektir. Çünkü evrim, yavaş bir değişim yasasıdır. Bu yasayı uygulamak için de, çok uzun zamanlar gerekmektedir. Burada bir diğer önemli nokta, genetik müdahalelerdir. Genetik biliminin ilerlemesi sayesinde bu süreçler belli oranlarda hızlandırılabilmektedir. Ancak yine de, bir insana genetik müdahalede bulunduğumuzda ne tip yan etkiler oluşturacağını öngörmek mümkün olmamaktadır. Öjeniye gerçekten gerek var mı? Esasında genetik biliminin varlığı, öjeni fikrini bir nevi anlamsızlaştırmaktadır. Çünkü öjeni gibi yavaş bir evrimsel değişimi insanlara yapay yollarla uygulamayı hedeflemektense, genetik bilimini geliştirerek istediğimiz değişimleri yaratabileceğimiz teknolojileri desteklemek çok daha kolay bir yöntem olacaktır. Ancak şu anda genetikte her türlü müdahaleyi istediğimiz gibi yapamamaktayız, CRISPR-Cas yöntemi bu işi büyük oranda değiştirmiş olsa da. Gen düzenlemedeki en büyük sorunlardan birisi, tüm genlerin tam olarak ne işe yaradığını bilmiyor olmak, büyük riskleri beraberinde getiriyor. Sonuç olarak öjeni gibi insanların yaşam, evlilik ve üreme gibi en doğal haklarını elinden almak yerine, zekamızı kullanıp hastalıklara veya dünyayı iyileştirecek kısacası insanlığın yararına gibi olgulara karşı bilimi geliştirmeli ve güçlendirilmelidir. İşte bunları yaparak insanlığı kurtarmış oluruz. Her insan bir dünyadır. Herbert.